kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba Eroğlu. Ben de Yağmur Eroğlu. Bugün Yağmur'un DM'lerini okuyacağız. Evet. Çok heyecanlıyım çünkü telefonda şu ana kadar hiç dokunmamıştım. Neden bilmiyorum. Çünkü yeni aldım bu telefonu. Hala sizin DM'lerinizi zaten okumuyordum, merak da etmiyorum. Ama bu arada ben de DM'lerimi bu zamana kadar hiç okumadım. Çünkü çok fazla DM geliyor bir gün içerisinde ve okuma fırsatımız çok olmuyor ama bugün sadece onlarla ilgileneceğiz. Evet. Heyecanlı mısın? Evet, çünkü Instagram kitlemi az çok biliyorum. Evet. Ben Instagram'da çok aktif değilim çünkü en ufak bir reel sattığımda bile çok fazla tepki geliyor. Niye bilmiyorum, yani TikTok attığım videoyu oraya attığımda çok büyük tepki gösteriyorsunuz. O yüzden çok güzel şeyler olduğunu düşünmüyorum. Instagram kitlesi biraz daha toksik diyebilir miyiz? Hayır, çok seviyorum onları ben. Niye burada ben kötü adam oldum şimdi? Hayır, toksik değil de TikTok ve YouTube oranla daha toksik. Sinirliler. Tamam. Sinirliler yani. Ben Instagram kitlemi de seviyorum. O sevmiyor. Ben seviyorum. Sadece korkuyorum da DM'leri okumaktan. Sevmiyorum dedi. Sevmiyorum, nefret ediyorum, ölsünler dedi. Evet. Şimdi aç bakayım şu telefonu. Onlar bana demiştir, bak göreceksin. Aç ve başlayalım. Bu arada benim yüz tanımam Tuba ablamı da tanıyor. Wow, nasıl tanıdı ama? Gerçekten böyle bir tanıma yok. Bekle bir dakika. Sus, tanıyor. Tanımıyorum. Seni de tanımadı bu arada. Evet, şimdi başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Bakalım kim ne demiş. DM'lerinizle... Bak. Ay birazcık heyecanlandım ya. Hayır, dikkatli bakınca anlıyorsunuz heyecanlandığını. Hayır, sakın benim kendi Instagram... kendi Instagram mesajlarım görünmesin ha. Şu an aklıma soktun ama ben kesinlikle senin gönderdiklerini okuyacağım. Hangi ünlüye ne yazmış? Hadi okuyalım. Şimdi DM'lerinizle hiç bu kadar yakından ilgilenmemiştik arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, gerçekten gerildim. Başlıyoruz. Gizli mesajlara giriyorum çünkü orada gizli isteklerde ne oluyor genelde bilmiyorum ama oradan başlayacağım. Olması çok gizli ve tehlikeli. Başlıyorum. Elif demiş ki, abla nasıl bu kadar iyi anlaşıyorsunuz? Ama reklam videomuza. Bizim şov icabı böyle. Diyordum ki Tuval'la bana yastık vur falan. Sence anlaşabiliyor muyuz hayatım? Evet hayatım. Tamam. Şekerim. Eda demiş ki, bizim bir yerimizi donuyor damla nasıl böyle? Bizim bir yerimizi donu o. Damla nasıl böyle? Duru o. Oh ışıklı takılmasın. Neye demiş ki bunu bakayım? Ha, bizim ev sıcak arkadaşlar. Aynen bu arada, yerden ısıtmalı evler. Yani dışarıda kar yağsa da biz şortla tişörtle gezebiliyoruz çok şükür. Ve kalabalığız yani, nefesimiz yetiyor ısıtmak için. Aynen öyle. Devam edelim. Yunus demiş ki sana. Çok kırıcı olmuşsun Yunus bu arada. Abla hareketlerin 0-5 yaş arası. Yunus. Yunus katılıyorum kanka. Yunus'cuma bakmak istiyorum. Bunu söyleyen Yunus 5 yaşında. Yunus'cum haklısın ama ben... Yunus yaşıt olduğumuz için arkadaş olalım demiş. Biri sana çok ağır bir şey söylemiş. Cilven var ama yazım kuralları bilgin yok. Sen nasıl yazım kuralları bilgin olmaz? Terbiyesiz. Haklısın, sili öğrenmeleri desinler. Ay yukarıda daha güzel bir şey yazmış. İğrençsin. İğrençsin. Tamam sidore miras dosila. Abla telefon numarası gözüküyor diye biri seni uyarmış. Bu arada orada Getir'in telefon numarası görünüyordu. Getir'in telefon numarasının görünmesiyle benim bir alakam yok. Gülmemeliyim. Terbiyesiz. Kim bu? Terbiyesiz. Bir dakika bakayım. Ahlaksız, namussuz. Profiline baksana. Yani ne bekliyorsun ki zaten bundan? Üzüm. Ahlaksız. Sizin gibi ahlaksızlar yüzünden sosyal medyaya bile girmiyor. Şerefsiz pislik. Elif demiş ki, Yağmur abla senin kocan bu mu? Aa evet bu arada. Bu arada bir dakika. Ezhel demiş, yani Ezhel'e neler yazmışsın girip bir bakalım. Hayır, Ezhel'e olan mesajlarının hepsini sildim. Lan nasıl yazıyor bu çocuğun adı? Ezhel. Helal olsun Furkan. Canikom kavuşacağız. Daha bir sürü şey yazmıştım da sildim hepsini. Belli, evet biliyorum bunu. Sen düzenli olarak taciz ediyorsun adamı. Hilal Altınbilek, bak Hilal Altınbilek. Bir dakika, sen ne? Bu neyin ekran kaydını atmışsın? Kocişkom. Kocişko. Aman Allah'ım. Nerede insan hakları ya? Bu adamı sürekli taciz ediyor bu kız. Hayır, Ezhel taciz etmemden rahatsız mısın? Ya hayır. Ezhel senin farkında olsa belki rahatsız olacak da. Benim bir şey diyeceğim, DM'ime cevap verdi. Aynen kanka. Bakalım Hilal Altınbilek'e ne yazmışsın? Ama ya bak ben... Arkadaşlar erkekler... Aha, biliyordum çünkü sıkı hayranım biliyorum. Erkeklerden hoşlanıyorum gerçekten. Bir dakika. Yuh Yağmur. Hayatımda gördüğüm en güzel kadınsın ya. Düşüyorum her defasında. İdolümsün lan. Aşkım. Aşırı mükemmelsin kalp. İniş görürsün. Gördü şu an. Hayır, ünlü olmadan önce yazmıştım. Bir de 2019'da aman Allah'ım. Allah'ım bu nasıl bir güzellik, ne olur gör mesajımı, katlanamıyorum, bayılıyorum sana ya, aşığım, deliriyorum abi. Ama bir şey diyeceğim, ben çocuktum, 15 yaşında bir... Ergen. Züleyha'm kalp video ne gönderdin şu kadına? 4 tane video. Açmış mı? Açmamış. Benim farkında bile değil. Bütün dün Ta'dan daha tatlısın. Doğum günün kutlu olsun muah. Sağ ol, senin doğum gününün kutlamasını bekliyorum. Bu bana zorbalık yapıyor. Hayranı olamaz mıyım bir kadının? Evet, 2020'de tacizlerine devam etmişsin. Sen benim aşkımsın, dıdıdıdıdın, çok güzelsin. Ses kaydımı açarsan intihar ederim. İntihar. Bu bir DM okuma videosu, sus. Seni öldürürüm mesajlarıma bak. Bir dakika, seni öldürürüm mesajlarıma bak. Çabuk. Çabuk. Öldürürüm. Artık seni sevmiyorum. Kaç kadeh giderir bu derdimi bilmem. Derdini. Tamam. Bu ne derdi varmış ki? Sevmiyor mu onu? Beni üzmeden ön ve düşünecektin. Sana güveniyorum çünkü seni çok seviyorum. Benim tutarlılık. Yine bir keşke bu videoları açabilseydim ya. Aşkım cevap vermeyince havalısın. Aşkım seni seviyorum bebekim yarim. Muah aşko bir tanem çok seviyorum. Ya bak ama gerçek bir zorbalıktır bu ben. Ya bir de görüşün bu şekilde mi, cidden mükemmel bir insansın. Sana bitiyorum aylardır, sana hayranım, sana geberiyorum. Keşke dizi İstanbul'a çek. Keşke her gün setteydin. Allah'ım çok güzelsin, çok güzelsin, çok 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 fazla aşırı güzel, aşırı aşkım, Züleyha'msın, yapacak seviyorum, uyu aşkım daha... Tamam, biraz ilerlemiş, bir taciz etmişsin, pes ediyorum deyip pes etmişsin ve bir daha... Demiş miyim? Ona yazmamışsın. Aa. Sayın Hilal Altınbilek, bu çocuk... Kız. Bu kız... Hanımefendi. Leyla ile Mecnun'un, Mecnun'un Leyla'ya duyduğu aşkı size duymuş. Ay bir şey söyleyeceğim. Yıllarca neden pes ettim? Çünkü ona ulaşabilecek şeye geldim. Konuma hevesim kaçtı. Çok imkansız da onu görmek. Sonra yani çok imkansız olmamaya başlayınca bir de takip ediyormuşum. Bir takipten de çıkayım. Şımarma istersen. Tamam, DM'lerini okumaya devam edelim. Evet, devam edelim bakalım sana neler yazmışlar. Gizlenen isteklerden devam ediyoruz. Ben korkuyorum bu kızdan ya. Arif demiş ki sana, bunu getiren ben. Esenşehir'den vermiştin değil mi siparişi? Bu arada evet. Ama Arif'cim neden benim yaşadığım yerim? Yine de isteği kalıyor. Dolandırıcılık, bak demek ki herkese DM atıyor bu. Ya bu DM'ime düşecek artık Arif. Arif'cim çok teşekkür ederiz. Hayatımızda aldığımız en iyi siparişti. Evet. Ya bu yakışıklı kurye kimdi deyip duruyordu, sen DM attığına göre öğrenmiş oldu. Sizi tanışmaya davet ediyorum. Ve yerimi bir daha ifşalamazsan da mutlu olurum Arif. Ya sen niye Arif'e kötü davrandın şimdi? Kötü davranmadım, sadece ifşalama dedim. Bak teşekkür de ettim ben ona. Tamam gönderdik, bakalım Arif cevap verecek mi? Elif demiş ki, hep Elif'lerden gidiyoruz. Ezhel'le mi evlisin maşallah? Allah nazarlardan saklasın amin amin. Seni çok seviyorum. Ne olur cevap ver, ne olur. Vallahi vereceğim Elif'e, ben cevap vereceğim. Cidden bazılarınız Ezhel'le Yağmur'u evli mi zannediyor? Ne demek cidden? Ne demek cidden mi? Ne demek sanıyor değil mi? Elif'ciğim. Ay bir de GG yapıyor kızı, çok mutlu oldu. Siz arada Yağmur'a Ezhel senin kocan mı falan yazın. Mutlu oluyor. Görüntüler arıyorum. Canım aranıyor yani, kapalı şu an interneti. Elif çok da havalısın bakıyoruz da. Elif ya gerçekten. Joel kız. Çok Joel'sun. Tamam devam edelim bakalım. Biri demiş ki, Leyla demiş bunu. Leyla. İkinizin de kocası değil benim kocam. Ya bak. Seni... Leyla'yı sana havale. Bu kaseti korkutmak istememiştim lakin. Bakın ben şu konuya bir açıklık getireceğim. Biliyorsunuz ki ben yakın zamanda evlendim. Herkes biliyor bunu. Ve evlendiğim kişi Ezhel. Rapçi olan Ezhel. O yüzden de arkadaşlar gelip de benim kocam falan diye beni kışkırtmayın. Zaten beni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Hayır. Sadece uzak mesafe ilişkisi yaşıyoruz. İlişkisi evet. Bu arada imkansızımı bana yazdı biliyor musun? Tamam. Hayır, biri demiş ki gerçekten imkansızımı rüyasında görmüş olduğu bir kadına yazmış. O yüzden bu şarkıyı yapmış, gece yazmış ve sonra bana itiraf et dedi ki sana yazmış. İmkansızımken yazmıştım dedi. Bunların hepsi gerçek hikayeler Furkan. Çok etkilendim. Furkan ağlıyor. Ağlama Furkan ya. Olabilir böyle şey. Biri demiş ki Ne oldu İbrahim, seni arabanız batı mı? Yusuf demiş. Hayır, İbrahim beni arabamız doğu. Hayır, gel cidden bu cümleyi bir anlamaya çalışalım. Ne demek istemiş? Durumu daha detaylı ele alacağız şimdi. Evet, şimdi yazıyorum. Ne oldu? Ne oldu? İyi de büyük. Evet. İbrahim. İbrahim. 2 tane space. 2 tane. Seni. Arabanız. Bak 2 boşluk bıraktın mı burada? Bıraktım. Ha tamam. Arabanız. Arabanız. 2 boşluk tekrar. 2 boşluk. Ha. Tamam. Batı mı? Batı mı? Batı mı? Tamam. Şimdi ben başlıyorum. Evet. Mı ayrı olsaydı bu batı mı sorusu olurdu. O yüzden doğu mu değil. Batı mı bence? Batımı ama bir yandan da sanki mı'yı ayırabilecek. Bu şey gibi, gün batımı. Bu bir isim. Evet. Gün batımındaki bu isim. Şimdi öncelikle evet. Bir dakika, yüklemi ne bu cümlenin? Ne oldu İbrahim? Ne oldu mu? Bu özne. Özne. Evet, evet. Bundan evet, eminiz. Özne. Evet. Arabanız nesne. Ay kimi? Seni, o nesne. Şimdi batı kelime mı? Doğu batı olan batı, batı mı? Yoksa battı mı batı mı? Battıdaki batı mı? Ya çok kadar mükemmel bir cümle ki. Bence de. Bence bu cümleyi kuran bir insan yanlış yapamaz. Doğru. Doğru. Pardon. Yapamaz. Neydi adı? Yapamaz ve bu dava burada sonlanır. Yusuf o kadar zekisin ki. Yusuf gerçekten. Biz işin içinden çıkamadık ve... Bu dahi yani cümleni açıkladığım yorum bekliyoruz senden Yunus'cum. Bir demiş ki, Mahmut Doğu Özkörüklü demiş ki, günaydın Yağmur Hanım, takibiniz için teşekkür ederim. İnşallah iyisinizdir. Allah daim eylesin. Takibim için teşekkür mü ederim? Biri Mahmut'a, Yağmur'un onu takip etmediğini söyleyebilir mi? Abla Gelinin Mutfakta diye bir program vardı. Oradaki Beyhan ablaya benziyorsun. Beyhan ablayı buraya bir yere alırsak. Bir Beyhan o mu? Böyle Hades kaçtı bir kadın. Biliyor musun onu? Meşhur oldu. Ya! Ben ne ya? Bir yere kadar kaldırabilirim bu linçleri. Tamam. Arkadaşlar bu bana DM bulurken siz ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsunuz. Çünkü biz bu kadar videolar çekiyoruz size. Geliyoruz burada uğraşıyoruz. Siz abone olmamışsınız hala. Bak konuşamadım sinirden. O yüzden abone olun ki videolardan haberdar olabilin. Bir de sana demiş ki şu story'ne bakalım sana. Arkadaşlar ben annemin evine geldim. Yani çünkü gerçekten ev işi yapmaktan, yemekten, bulaşıktan, ütüden gına geldi. Hani ben köle olmak için evlenmedim yani. Sen de 3. günde baba ocağına dönmek için mi evlendin hemen Yağmur? Bu story'ne demiş ki, kızım daha çocuk olacak, sen 4-5 güne bıkmışsın, çocuk olunca ne yapacaksın? Harun emin çocuk olacağından, bir de çocuk olunca ne yapacağını soruyor. Evlendiğime emin. Çocuk olacağının da garantisini koymuş. Bilemeye fırçalamış. Harun. Yok ya, evlendin, kocan senin köşedeki aksesuar için getirmedi. Senin önünde güzel hayat bekler, iş yapacaksın, evi temizleyeceksin, çocuk yapacaksın. Öyle değil, evlilik çocuk oyuncağı değil, bebeğim maalesef öyle evlenmeseydin. Demiş Feride. Gülücüklerini de atmış. Feride! Bak seni öldürürüm ha. Sen bunları yapmak için evleneceğine aksesuar olmak için evlen. Tamam mı? Doğukan demiş ki bu evlilik uzun sürmez. Tam olarak ne yapıyorsun şu anda? Engel atıyor. Sen nasıl Yağmur'un kocasına bu evlilik uzun sürmez değil? Hangi cesaret, hangi feraset, hangi yiğitlik? Bak illa seni kocama şikayet mi edeyim? Biri demiş ki, abla hayır şaka de, İbrahim abi ne? Allah'ım abla tamam iyi birisi de abla olamaz. Bu da var. Buğra'yı çok üzmüşsün. Buğra. Gerçekten yerin cehennemli. Hayır ben Buğra'nın gönlünü alacağım şimdi. Al şimdi. Buğra reis. Buğra'yı ara ve İbrahim'le evli olmadığını söyle. Bizim takipçiler de bayağı bir cool. Açmadın Buğra, sen kaybettin. Buğra'ya çok üzüldüm şu an. Biri bana da cevap vermiş. Tuğba o kadar haklı ki. Ben hala bildiğin evliliğinizin bana şaka gibi geliyor, inanmak mümkün değil bitti. Bak noktası 2 kilometre uzakta, haberin olsun. Evet. Şunu da oku. Sen şaka yapıyorsun. Tamam İbrahim abi biz de takip ediyoruz, seviyoruz ama bu yaş farkı ne bileyim, şok oldum. Gülsümcüm dur, arıyoruz seni şimdi. Gülsüm sakin ol, sakin ol, seni şimdi rahatlatacağız. Seni mutlu edeceğiz. Abi bir şey diyeceğim, bana niye kimse cevap vermiyor? Peki Gülsüm. Pardon da sen evlenince ne bekliyorsun? O zaman evlenmeyeceksin, annen evlendi de sana baktı ya çocuğunun olduğunuz zaman bakmayacaksın mı? Çocuğun. Cocogun. Cocogun olduğu zaman bakmayacağım evet, mi? Evet, cocogun olduğunda ne yapacaksın ya? Cocogun olduğunda şöyle düşünüyorum. Şimdi ben cocog yapmayı düşünmediğim için, cocogumun olacağını düşünmediğim için problem yok. Tamam. Bu ne ya? Bunlar da okulda mı hepsi ya? Bu arada evet okul saatinde çekiyoruz. Devam ediyoruz. Beyefendi diyeceksin ünlem. Demiş ki, düzenli hayatın içine çöp konteyneri sokamazsın, sen de haklısın. Sanırım felsefe yapmış, güzel de bir şey söylemiş ama ben anlamadım onu. Ben de anlamadım. Çöp konteyneri ne oluyor burada? Çöp konteynerinden kastın kocamsa, bu öyle gibi duruyor. İstanbul beyefendisi miydi, mahşer beyefendisi miydi, neydi hatırlamıyorum. Bir de demiş ki, kardeşim nokta, daha küçüksün evlilik nokta için. Bence evlilik nokta, saygı, sevgi, sorumluluk nokta, demek nokta kanka. Ciddi soruyorum şu Argun. Space tuşun çalışmıyor mu? Hayır Argun'cum, ben senin kardeşim miyim, kankam mıyım? Önce ona karar verelim. Aynı şey. Kardeşimle başlayıp kankayla bitirmiş. Hayır değil. Hitap önemli. İkinci olarak Argun'cum. Argun Aktaş'la ile konuşacağım ben. Kardeşim o benim. Bunların biri de açsaydı da konuşsaydık ya. Argun demiş ki, Argun cevap vermiş, görüntüler aramıştık ya. Buyurun kamera için müsait değilim şu an sizi dinliyorum. Hey be nasıl bir cool. Hey. Buyurun. Müsait değilim. Argun müsait olmayarak kalbimi çok kırdın. Bana nasıl müsait olmazsın bilmiyorum. Lakin artık ben de sana müsait değil. Argun cidden cool boy. Biri ne demiş? Okuyorum aynen. Ay korktum bak şu an. Senden o kadar çok nefret ediyorum ki bu dünyada gördüğüm en boş, en gereksiz insansın. Her gün sayfana sana küfür ve beddua etmek için tekrar tekrar giriyorum. Ağlaman ve mutsuzluğun bana inanılmaz derecede keyif veriyor. Her zaman mutsuz olmanı umuyorum. Yaptığın ergence hareketler aşırı cringe, bazen şizofren olduğunu bile düşünüyorum. 3 karış aklımla neden fenomen olduğunu bir türlü idrak edemiyorum. Senin neyini izlediklerini de anlamıyorum. Git artık karşıma da çık. Yani o kadar nefret dolusunuz ki ama bunun bir sebebi yok. İçi o kadar boş bir nefret ki. Yani bu tarz şeyler yazdığınızda karşınızdakinin de insan olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bizim de duygularımız var. Biz de sizin gibi bir insanız yani. Ve senin bu kadar ağır bir nefret söylemini, her gün beddua etmek, küfretmek, girip bu kadar uzun bir şekilde nefretini kusman için bir sebep yok. Eğer böyle bir şey yapıyorsan sende bir problem vardır. Kendi iç dünyanı, ruh sağlığını bir kontrol etmeni öneriyorum. Ve böyle şeyler her zaman yaşayacağız. Maalesef. Hayır şunu söylemek istiyorum. Mesela sosyal medyada zaten kısa zamandır varız ve çok noktada aslında gün içerisinde mesela bir insan size sevdiğiniz ya da tanımadığınız bile yoldan geçen bir insan bile bir cümle söylese negatif onu bile bir gün boyunca ne kadar fazla kafanıza takıp düşünürsünüz ama böyle tarzda şeyler ya bu mesaj değil problem. Bunun gibi gün içerisinde o kadar fazla şey görüyoruz ki gerçekten bir yorum yaparken ya da böyle bir şey yazarken cidden karşınızdakinin insan olduğunu unutuyorsunuz. Bence bundan kaynaklanıyor. Çünkü ben bu zamana kadar sokak takipçilerimden negatif hiçbir şey görmedim, duymadım. Bu tabii ki biraz klavye delikanlılığı, birazcık da bilmiyorum arkadaşlar ya. Kendi içlerinde mutlu olamayan insanların, mutlu olan insanlara karşı nefretinin olması çok normal aslında. Çünkü karşınızdakinin bir şeyler başarmış olduğunu görmek ve mutlu olduğunu görmek rahatsız ediyor sizi. Dediğim gibi iç dünyanıza ve ruh sağlığınıza bir baktırın. Kız bak keyfini yerine getirecek biri yaz. Argun! Argun'un yazdı. Argun cümledir. Oha! Argun bize döktürmüş. Hayır hayır ondan değil ya. Şeyden dolayı müsait değilim dedim hani tişörtleyin. Ben ikna oldum. Yeterli tepki. Hayır. Emoji de atmış sonra. Tamam dur kazak giyineyim. Okey şimdi hazırım. Arıyorum. Madem hazırsın arayalım. Dur belirlemiş. Şimdilik de sen müsait değilsin insanlık hali olur. Bu arada sizi eskiden belli tanıyorum. Tuğba'nın ilk komik videosuna takipleşiyorduk. Ne? Bütün foyalar ortaya döküldü. Sen Argun'la mı takipleştin? Bakayım Argun. Argun yalancısın Argun. Arıyorum hemen şimdi. Ben de zaten takipleşmişim. Bekle. Şu anda böylese. Argun diyorsa doğrudur. Yalan yok. Argun. Sen de hayırdır? Klasik hayır. Erkek ya. Hayırdır ya hani kazak giymişti. Hani kazak giymişti. Demek ki hala tişörtlesin Argun. Yakaladık Argun. Seni. Manitan sana hiç güvenmemeli. Kaybettin bizi. Beni üzdün Argun'cum. Bir mesaj daha gelmiş, şimdi gelmiş bu. Ne? Ne? Gösterir misin? Ne? Bakmak istiyorum. Bence arada DM'lerini kontrol et ya da etme. Yani etmesen ne olur aslında. Ne böyle şey bir şey mi? Şaşırdım. Terbiyesiz. Bunu neden ben gördüm? Terbiyesiz. Yok öyle bir şey değil de. O zaman bakayım. Bu sır neden? Ben bakacağım Tuğba abla, bakacağım, bırak. Bu sır neden benim omuzlarıma yüklendi? Niye ben gördüm? Daha önce de bir şeyler atmış ama. Nasıl? Kendi fotoğraflarını atmış daha önceden de bak. Çünkü konuşuyordum bununla ben. Bilmiyorum, anladım. Nasıl, bu şaka mı? Ha, nasıl ya? Şu an gerçekten inanamıyorum. Ben bile şaşırdım. Neyse boş ver. Kim kimle mutluysa onunla kalsın. Ay şimdi bunun için ağlama da. Hayır ağlamam da. Boş ver yani. Çok ilginçsiniz. Demek ki ona daha mutlu diyelim. Sinirlendim ya. Tamam boş ver ya. Gerçekten konunun bu gerçekten çok gerici bir yola doğru gidiyor. Kızacaksınız belki böyle söylediğimiz için ama konunun ne olduğunu bilseniz çok hak verirdiniz bize. Bu arada gerçekten ben asla böyle bir şey görmeyi beklemiyordum. Ve tanınan birisin, tanınan birisin. Seni bir ifşa etsek sosyal medyadan silinirsin. Evet bence yeter. Bence sonuna geldik DM okumanın. Bu kadarına doydum ben bugün. Yeterince DM okuduğumu düşünüyorum. Her türlü duygunun içine girdim çıktım. Ay bir şey diyeceğim gerçekten. Çok ilginç, neden biliyor musunuz? Çünkü hani biz sosyal medyada bu işi yaparken sizi göremiyoruz, edemiyoruz, iletişime geçmediğimiz için daha kolay oluyor. Böyle bir anda sizinle iletişime girmek hem yoruyor hem değişik yani böyle sanki. Ne bileyim değişik işte. Yani bir de şöyle bir şey var, o fotoğrafı atan. DM okuma videomuzun sonuna geldim. Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Bu tarz videoların devamı için de yorum yapın. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Sizi çok çok öpüyorum, kocaman öpüyorum. Bizim bir kendimize gelme ihtiyacımız var.